Burası yani yol burada. Yol burası. Mezarlık buradan doğru böyle. Mezarlık burası. Ben 71 yaşındayım. Mezarın başında dikiliydi. Evet. Mezarları ben yaptıracağım. Hani hangisi nerede olduğunu ne bileyim ben. Neresi buraya yaptıracak bunu? Kim yaptı? Efendim. Çocuk mezarı var. Tam yanı başında. Yanı başında. Benim başında köy vardı. Ağaç vardı. Ben açlamadım. 30 santim. Kaç sene yalvardım ben buna. Oradan bir taş çöktü vallahi. Köylüler atıyor. Burada sadece 16 tane benim var. Yani bizim şeyim var. Dedem var. Ebem var. 2 tane amcam var. 6 tane kardeşim var. 3 tane çocuğum var. Neden yıkmışlar burayı? Bu kim yıktı bunları daha doğrusu? Bu? Burayı Doğancılar muhtarı Bilal Yeşilova diye bu arkadaş, bu vatandaş yıkmış. Yani bu ne biçim muhtarlık ben bilmiyorum. Ben 71 yaşındayım. Ben kendimi bileli sayıyorum ben şimdi. Tam bu 8. muhtar. 7 tane muhtar bu yolda şey yaptı. Bu 7 tane muhtar burada niye burayı yıkmamış da şimdi bu adam burayı yıkmış? Gerekçesi ne? Yani yol genişleyelim diye yapmış diye. Öyle diyorlar. Yol genişletmesiymiş. Özel darenin makinesiyle yapmış. Ne gerekli yıkmış bunları? Ben onu anlayamadık biz bunu. Bir de beni şimdi şikayetçi olacağım deyince istediğin yere şikayet et diye. Bir de evvelki gün haber gönderiyor. Ben vatandaşın birisinden Cumhurbaşkanı'na da gitsin şikayet etsin diye. Ne demek ya? Ben şikayetçi olayım bunu. Kımaracağım arkadaşım. Ben bunu eğer suç ise bu. Kanun bu şey diyecek. Çocuğum var burada. Siz burayı öğrenince ne dediniz muhtarım? Muhtar size ne dedi? Aradım. Hatta aşağıdan bir arkadaş vardı. Bildiğin beğendiğin yere git dedi. Vali de arkamda, kaymakam da milletvekili de dedi. Nereye gidiyorsunuz gidin dedi. Hiç aklımın işi olmaz dedi. İyi öyleyse dedim. Ben de senin savcının karşısına bir dikeceğim dedim. Utanmadın mı lan dedim. Aynen böyle konuştum. Ondan sonra kapattım. Anlamı ne yani? Bu kadar bir şey, bir şey yatıyor burada. Ya. Bir şey var da. Genişletmeye gerek yok. Adam böyle deme ya. Adam da değil. Şuradan bir yerde çektik. Bu mezarlar o kadar böyle seyrek seyrek değildi yani. Ne mezar yapmışlar. Bu şekilde bir şeyler uydurmuşlar. Bunun olduğunu biliyor musun? Orada değil hem de. Yani bu arada bir yerde olması lazım. Şöyle şurada bir yerde. Burada bir yerde olması lazım amcamın mezarı. Dedemin mezarı bu arada. Şurada. Ben bilemedim mezarın nerede olduğunu, kendi mezarımı bilemedim ben. Yani şeyleri belli zaten mezarların taşlarının çıktığı yer belli burada. Ta ileri yanda devam edecek bu mezarlar. Yani sadece burada değil. Tabii yukarısı da var değil mi? İki seneli bu bir hayali bir kabristanlık kurmuşlar. Mezar yok şu an. Hayali olarak toprağın üzerinde. Nerede olduğu belli bir yer vardı belki de yalnız bu belli değil. Bu aralarda mezar var şimdi bak. Ben de gittiğini aldım. Ne oldu? Ne oldu? Ben de kapatıyorum.
Bugün niye derinlettiniz? Ama gün iyi mi? Bu kadar yani ne yapmak istiyorsun? Eylül ayının ikisinde falan bu, ikisinde üçünde bu yol genişletmesi olmuş. Bana şimdi oğlan telefon etti. İnternet atmış bir de. Ben yol genişletme yaptım, bilmem ne yaptım. Baba dedi, bizim dedi mezarlığı dedi şey yapmış yap dedi. Baktın mı dedi? Yok dedim. Hemen bindim geldim arabaya. Bir de baktım. Hiçbir tane mezar diye bir şey kalmamış burada. Telefonla aradım. Ya Bilal dedim, ya sen o mezarları görmedin mi? Ne yıktın dedim. Ben mezar falan görmedim dedi. Ya nasıl görmedin? Koca koca mezarlar orada dedim. Sen orada benim 15 tane cesedim var oradan sonra. Sen nasıl görmedin? Greyderci dedi, yapmış dedi. Ya greyderci senin haberin olmadan nasıl yıkıyor mezar dedim. Ya görmemişim greyderci dedim. Ya, mezar falan yokmuş orada dedi. Bilal böyle sen dedim bunları tahrip ettin dedim. Nasıl şey alıyor dedim. Oradan. Bak dedim suç duyuyorsun da bulunacağım ben dedim. İstediğin yere git dedi. Nihayet tuttu buraya mezar yaptı. Hayali mezar. Bizim mezarlarımızın nerede? Hangi mezar, kimin mezar olduğunu hiç belli değil şimdi burada. 8.30 gibi azasıyla benim kapıma geldi. Ömer abi ben dedi mezarları dedi yapacağım. Gel dedi mezarların yerini göster dedi. Nasıl yapacaksın sen mezarları dedim. Şimdi hangi mezarın nerede olduğunu nerede bileceğiz dedim ben göstereceğim. Sen dedim nerede yıktığını bilmiyor mu dedim. Oradan. Ben dedim tamam bundan sonra bende daha şey yok. Ancak adalet veriyorum şeyin dedim. Gelmedim. Bir de sonradan hanım hastaydı. Acile götürüyordum. Bir de baktım şuradan gördüm. Burada traktör falan var. Geldik buraya. Burada 3 arkadaş çalışıyor. Mezar yapıyorlar. La siz ne yapıyorsunuz? Biz mezarlar yapıyoruz. Kime sordunuz? Muhtar yapın dedi bize dedi. Buradan bırakın dedim. Bak suç duyurusuna bulunacağım ben dedim. Buradan doğru gittik jandarmaya. Bir telefon geldi başçavuşa. Hemen bağırdı. Arabayı dedi hazırlan dedi. Hemen dedi gidiyoruz dedi. Suç işliyorsunuz. Bakın demiş. Bir daha demiş. Muhtar demiş. Bir daha burayı elleme demiş. O bırakmış gitmiş. Ondan sonra gene devam etmişler. Burayı böyle bu hale götürmüşler. Arkadaşından ağlamadan başka bir şey yapamadık mı? Gidelim de biz de onu mu öldürelim? O bizim önlerimizi tekrar öldürmüş. Biz burada durumu görünce zaten şok oldum. Ben kalp rahatsızıyım. Kendimi zor ayledim. Bir çap birden yuttum. Kaç gündür uyku uyuyamıyorum. Arkadaştan teselli buluyan o benden dertli. O geliyor bana ben ondan dertli. Allah'a kalmış bizim iş adaletine. Bunları muhtar terap etti. Bu mezarları hayal mezar yapmış. Ama kimin hangisi kemiğini bulup da hangisine yerleştirmiş orasını bilmiyoruz. Bunları bulup da kemiklerini hangi kimin nereye olduğu belli değil mezar. Hayal mezar yapmış. Dersin. Hangi maksadı yapmışsa bilmiyoruz yani bunu.